Kanal 23 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Yeni bir seçime doğru programıyla sizlerin karşısındayız. Yine adaylarımızı sizlere tanıtıyoruz. Bugün Eren Çelik bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle daha önce de bir program yapmıştık. Kendisini tanıma şansımız ve projelerini anlama şansımız olmuştu. Bu programda da yine ziyaretlerini, vatandaşla neler konuştuğunu ve projelerini, azalarını konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum Ceylan Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi programa başlamadan önce dün akşam saatlerinde acı bir haber geldi. Evet. Dün akşamdan itibaren aslında buruk bir gün geçiriyoruz diyebiliriz. 6 şehidimiz var. Milletimizin başı sağ olsun ama her şeyden önce ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Tabii ki bizler çok üzgünüz ama aileleri çok çok daha üzgün, o acıyı anlamak mümkün değil. Aynen öyle. Buyurun efendim, neler söylemek istersiniz? Yani öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah bir daha göstermesin diyorum. Öncelikle tüm Elazığlı hemşehrilerime, bizi yurt içinde gerekse yurt dışında bizi izleyen bütün kardeşlerime de hayırlı akşamlar dilemek istiyorum. Tabii ki siz de ikinci programımız Ceylan Hanım. İlk programda da anlattığımız gibi Ulukent halkımız için yani gerek yeni yüz istiyorlar, gerek yeni bir muhtar isteyen bir halkım var, aziz milletimiz var. İşte bu aziz milletimizle beraber, budur 2,5 aydır seçime başladım, sahadayım. Vatandaşlarımla birlikte, azalarımızla birlikte esnaflarımızı gezerek işte ev ziyaretleri yapıyoruz, esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Bu esnaf ziyaretlerinde çok ilgi alaka görüyorum. Yani vatandaşım diyor ki inşallah da siz çıkarsınız. Tabii ki dedim inşallah, öncelikle hayırlısı olsun, hayırsızsa hiç olmasın. Biz koltuk sevdasında değiliz. Halkımıza hizmet için orada olmak için olacağız. Yani benim Hüseyin'im 1978'den bugüne, yani 46 yıldır bir mahalle olmuş. Hüseyin'lik halkı bu 46 yıllık bir mahalle durumunda şunu gördüler. Hizmetin görmediği bir ulu kent var. Yani eski adıyla Hüseyin'lik diyoruz. Şimdi 46 yıllık bir mazisi olan Hüseyin'likte ben de 25 yıldır yaşıyorum. 1985'te Hüseyin'likte doğdum. Ama Hüseyin'im halkı gerçekten de hizmet bekleyen bir mahalle. Ama şu anda 43 tane mahallemiz var Elazığ'da. 43 tane mahallenin en sonuncu sırasına biz belki yerleşmişiz şu anda. 45 bin nüfusu var Ulukent'in. Şimdi halkım diyor ki sayın muhtarım siz girseniz ne yaparsınız? Dedim ben ne valiyim ne bir belediye başkanıyım. Ben orada muhtarın görevi neyse onu yapacağım size. Şimdi Eren Bey, öncelikle sizin neler yapacağınızı değil de vatandaşlarla bir araya geldiğinizde gördüğünüz sorunlar üzerine biraz konuşalım. Evet, isterseniz onu konuşalım. Önceki programımızda tabii ki mahallede gördüğünüz, gözlemlediğiniz projelerden bahsetmiştiniz. Evet. Ama belli bir süreç geçti ve bu süre içerisinde vatandaşlarla da bir araya gelme şansınız oldu. O ziyaretlerde sizin gözlemlediğiniz projeler, yapılması gereken projeler ve sorunlar nelerdir? Sizin gözlemlerinizi dinlemek isteriz. Yani şimdi şöyle, mesela 25 tane otobüs durağı var Ulukent Mahallesi'nde. 25 tane saydım, kendim şu anda saydım, 25 tane otobüs durağı var. Misal vatandaşımız otobüse binerken akbil kullanması lazım otobüste. Akbil yükleme bir ATM'si yok orada. Yükleme, bir para yükleme ATM'si yok. Yani akbil vatandaşta artık herkeste olan bir şey. Her mahallemizde de şu anda mevcuttur. Belediyemiz koymuş ama Ulukent Mahallesi'ne koyulmamış. Onu gözden kaçılmış herhalde. Öncelikle vatandaşımız bizden isteği minibüslerimizin eksik olması, vatandaş sabahları işe giderken ayakta gitmeleri, bunlar bayanlar olsun erkekler olsun ayakta diyor, her gün ayakta gidiyoruz sabahları. Mesela Hüseyin'likte gördüğüm gezerken mesela Hüseyin'likte bir kahvemiz var. Derviş kahvesi diyoruz oraya, dervişin yeri. Adam halen şu anda tüp kullanıyor. Doğalgaz yok. 2024 yılındayız. Ve şu anda Hüseyin'lik bir mahalle olduğuna göre Hüseyin'likteki kahvemiz, evlerimiz tek kahve değil. Bütün evlerimizde şu anda doğalgaz yok. Yani vatandaş diyor ki burası imara açık mı değil mi? Şu anda ben dedim muhtar olmadığım için onu takibini yapamıyorum ama yani böyle eş dostlarımıza sorduk. İmar açılmadığını söylediler tabii ki. Bu kesin bir bilgi değil tabii ki. Ama ben bugün muhtar olduğum takdirde benim ilk yapacağım görevim Hüseyin'i doğalgazla buluşturmak, vatandaşımı rahata bindirmek. Odun kömür çünkü hem yüksek fiyatı hem de bir evde bir odada yanan bir sobamız olursa vatandaş dört tane odasını kullanamaz.
Karabalık aileler, Hüsenik halkımız. Bir de yani şöyle bir durum var. Benim gözlediğim yani mahalle olarak biz geride kaldık. Yani öyle diyeyim yani. Mesela benim Hüsenik'ime vatandaş diyor ki minibüse bindiğim zaman hastaneye gidemiyorum. O her gün söylenen şeyler, bize her gün gelen haberler. Tabii ki doğru söylüyor. Çünkü Hüsenik mahallesine hastane olan, yani bize ait olan, arsamıza ait olan şehir hastanemiz, bizim minibüslerimiz geride kalıyor. Yani 1,5 metre, yani 1,5 kilometre geride kalan minibüsler yolcu yendirdiği zaman 1,5 kilometre arkadan dolaşıyorlar misal. Bu vatandaşa zor duruma düşürüyor. Biz de ne yapmamız lazım? Biz de gereken mevkiyle konuşacağız. O mevkiye gideceğiz. Minibüslerimizin gerekse acilin önüne kadar götürmenin peşinde olacağız. Yani acilin önünde bizi yendirse benim vatandaşım, aziz milletim rahat edecek. Ben de ona göre düşüncelerim var, projelerim var. Zaten ben söylediğim gibi bunlardan başkası da şu oldu. PTT'yi getireceğim. Yani ilk muhtarlığa seçildiğimiz takdirde Allah nasip ederse vatandaşımı PTT ile kavuşturacağım. Çünkü konuşmuşum, hazır kıta bekliyorlar her şeyi. Ama ben PTT ile bırakmayacağım. Banka ATM'sini koyacağım. Semt pazarıyla uğraşıyoruz şu anda. O pazarı da getireceğim onlara. Ama halkımı en güzel, en nasıl rahat ettirirsem benim için o önemli benim için. Yani bir de en büyük sıkıntı şu anda Ulukent'te. Mesela vatandaşım görüyor, minibüsçiler de zaten görüyor. Sürücü kursları. Mesela geçen benim karşıma çıktı öyle bir sürücü kursu. Öğrenci yaya geçidini kullanmak zorunda. O yaya geçidine ayağını bastığı zaman öğrenci sürücü kursu durması lazım. Yani o da acemi şoför olduğu için durması lazım. Ama durduktan sonra elini böyle kaldırdı öğrenciye. Öğrenci ne anlar ki? Ama şu var. O acemi şoför frene değil de gaza bassaydı ne olurdu? Öğrenci ezmiş olurdu. Ondan sonra derlerdi ki bu sürücü kursunu buraya kim getirdi diye söylerlerdi. Benim gözlemim şudur. 5 tane okul var Ulukent'te o yol üzerinde. Sürücü kursları olmaz Ceylan Hanım. Benim ilk yapacağım görevim gelirsem sürücü kurslarını kaldırmak olacak. Ama oradan kaldırıp devletimiz gereken yere bırakması lazım. Mahalle içinde acemi olmaz yani. Acemi o okulun önünde olmaz yani. Özellikle kasisin olması gereken yerde. Bak mesela vatandaşın diyor ki benim öğrencim korkuyor. Karşıya geçemiyor. Araba hızlı geçiyor okulun önünde. Kasis yok orada. Kasisin olacağı yer okuldur. Ama şu anda belediyemiz orayı koymamış. Biz dilekçe de yazmışlar herhalde. Okul müdürü de yazmış. Muhtar da yazmış herhalde. Duyduğum kadarıyla. Ama ilgilenen yok. Yani bu mevcut muhtarımızın bir suçu değil. Bu yapılmaması neden yapılmıyor onu düşünmemiz lazım. Çünkü okulun önünde neden kasis yok? Yani ben de gelsem muhtar olsam bunun peşinde olacağım yani. Çünkü kasisin önemli olan bizim öğrencimiz yani. Gençlere, o çocuklarımız, bizim de kızımız okula gidiyor. Herkesin, komşumuzun da gidiyor. Yani bu bir şikayet değildir. Yani yapılması gereken en önemli şeylerden biridir yani okulumuzun önüne. Öyle o şekil gidiyoruz. Yani hizmet bekliyorsa vatandaşımız ona göre bir karar verecek. Ben hiçbir seçmenime de demedim illa bana oy ver diye. Düşünün, taşının 3 ayınız var. Hangi muhtar adayınızı, projelerini beğenirseniz ona oy verin. Peki projelerinize değinmeye başladınız. İsterseniz buradan devam edelim. Projeleriniz arasında değinmediğiniz varsa, paylaşmak istediğiniz varsa onları da paylaşın isterseniz. Yani şimdi şöyle, ben mesela aylık kürsü kuracağım. Yani burada aylık kürsü kurmamın sebebi şu. Ben mahallemiz büyük olduğundan itibaren ben mahallemizi gezemeyeceğim. Kazandıktan sonra büyük ihtimal. Aylık kürsüyü kurduğum zaman sorunları birebir yüz yüze dinlemek istiyorum. Gerekirse Sayın Belediye Başkanımızla beraber, gerekirse Emniyet Amirimizle birlikte kürsüde bir aile olarak, birey olarak azalarla birlikte vatandaşın sorunlarını dinleyeceğim ki notumuzu alalım. Yani bizim kavuşamayacağımız yere vatandaşımız bize yardımcı olacak. Biz her şeyi yapmak istiyoruz vatandaşımıza. Ben zaten muhtar olduğum takdirde büyük bir dernek kurmayı düşünüyorum. O derneğimizin adını da koyacağız. Diğer programda anlatacağız zaten. Gizli bir projelerimiz var. Şimdi söylemeyelim. Ama neden adını gizli? Dernek diye söylüyoruz. Derneğimizin adı şu olacak. Projeler yani, neden gizli? Yani bazılarını gizli tutacağız. Sürpriz olsun halkımıza. Çünkü kazandığım zaman daha mutlu olsunlar. Yani bu derneğimin amacı şudur. Devletimize yardımcı olacağız. Çünkü devletimiz zaten büyük bir devlettir. Ama devletin bazen olur ya yetişemeyeceği yer olur.
Biz de bir dernek kuracağız. O dernekle vatandaşa yardım edeceğiz. Yani fakir fıkaranın yanında olacağız. Yani olur ya, o gün adam sıkıştı, bir şey oldu. Derneğimiz olacak. O dernek makbuzla oluşacak. Makbuz kesilecek. O vatandaşa o dernekten ne istiyorsa onu vereceğiz. Yani amacımız milletimize el değdirmektir. O vatandaşa yani yardım bizim boynumuzun borcudur yani. Ben öyle bir şey düşünüyorum ki Ulu Kent'i, 46 yıllık Ulu Kent'i, mahallemizi ben gelip bir yılda büyük bir müthiş şekilde değiştirmek istiyorum. Bunu da vatandaşım zaten sandıkta kendini gösterecek. Yarın sandık kurulduğu zaman öyle bir şekil bekliyorlar. Diyor ki inşallah yarın kurulur, hemen gelirsin. Çünkü beni sabırsızlıkla bekleyen bir halkım var yani. Sizi seviyorlar o zaman, öyle evet mi? Çok seviyorlar. Çünkü ben her eve gittiğim zaman ilgi alaka çok ev ziyaretleri yapıyoruz. Diyor illa muhtarım oturun diye. Gerçekten de ben çok seviniyorum. Ama zamanımız yok ki evlerde oturalım. Çünkü nüfus büyük olduğundan dolayı her ziyaretimiz 5 dakika 10 dakika sürüyor. Eşimle birlikte de gittim. Birinci azamızla da birlikte gittim. Yedinci azamızla da birlikte gittik. Bütün azalarımız bizim için aynıdır. 1 ile 8 her zaman dediğim gibi benim için eş değerlidir. Azaları çünkü, nasıl belirlediniz mesela? Yani şöyle belirledim. Onlar da mahallenin en sevilenleri, en sevilen insanları. Yani birinci azamız da en sevileni, sekizinci azamız da en sevileni. Hiç ayırt etmeden azalarımız kendi şeylerini mesela belirledi. Mesela Yusuf Yıldırım, kendisi Palo Alacakkayalı. Kendisi mahallemizde en sevilen, Cirittepe'de en sevilen bir insandır. O da mahallemizin en popüler, Cirittepe'nin en sevilen insanlardan. Yusuf Elik, Hüseyin'in en değerli Yaşar Usta'nın oğludur. Yusuf abimiz de çok değerli bir insandır. Munzur Tekbaş Tüncelli Dersimlidir. Kendisi de çok değerli bir abimizdir. Kendisi şu anda Maraş'ta şu anda görevinde çalışıyor. Fatma Yıldırım ablamız Paolo Gökdereli. Kendisi de çok iyi bir insan, Cirittepe'li. Gökdereli'nin oyunlarını bize getirmeye çalışacak kendisi. Çok sevdiğim bir ablamız. Serdar Kahraman Hüseyinlikli. Çok sevilen, popüler bir insandır. Hüseyin'in çok sevilen, kahvesine gittiğin zaman Serdar Baba derler ona. O da çok sevilen bir insan. Burak Uçkun, o da Hüseyinlikli. Benim yaşımda, benimle aynı yaşta bir gençlerin oyunu bana toplama olacak. Çünkü gençler her zaman benim arkamda olması çok istiyorum. Çünkü biz de bir genciz. Burak Uçkun'a da buradan çok selamlar gönderiyorum. Fatih Kılıç da benim arkadaşım. Kendisi Bingöllü'dür. Yani o da güzel bir arkadaşımız. Mahallemizi tanıyan, 25 yıllık bir mazisi olan mahallemizde. Serdar Konak, o da Dersimli, Tüncelli. Kendisi de Ulu Kent'e hakim olan, yani yıllardan beri Ulu Kent'te olanlardan. Aynı yani hepimizin çocukluğumuzun geçtiği, burada gördüğünüz gençler olsun, abilerimiz olsun. Hepimiz de aynı mahallede yıllardır yaşıyoruz ve o şekilde belirledim. Mahallede en sevilen isimleri arkanıza almışsınız destek olarak diyebilir miyiz? Aynen öyle. Çok seviyorum kendilerini. Azarlarım demek de hiç gerek yok. Hepsi benim encümen üyelerim gibi. Şimdi şunu söylemek istiyorum Ceylan Hanım. Bir muhtar dediğiniz zaman benim vatandaşım kime oy veriyorsa encümenleri tanıması lazım. Bu karanlık odada kalmaması lazım. Çünkü bu vatandaş oya giderken, sandığa giderken tek Eren Çelik'e oy vermeyecek. Diyecek ki ya Yusuf Bey yanında, Yusuf Elik yanında diye, Munzur Tekbaş yanında diye, Fatma Hanım yanında diye. Mesela örnek görün, Fatma ablayı seveni çoktur. Misal Yusuf abi o mahalle sevmez derler. Fatma Hanım diye oy verirler. Misale örnek veriyorum ben. Ben o şekil kazanmanın peşindeyim inşallah. Şimdi şöyle, mesela 8 tane azam var orada. Hepsi de mahallemizde sevilen insanlar. Çünkü çok değerliler kendileri. Benim için aziz milletim de ona göre karar vereceğine eminim yani. Kararını öyle verecekler yani. Mesajlar geliyor üst üste, isterseniz evet, biraz mesajlarımızı okuyalım. Gelen mesajlar içerisinde iyi yayınlar demiş Eren Çelik muhtar adayına Ulu Kent'i temsilen desteklerimizi vermeye hazırız demiş bir izleyicimiz. Teşekkür ederim. İzmir'den bir mesaj var. Normalde seçimlere ilgi duymam ama çok beğendik demiş ve selamlarını iletmiş bir izleyicimiz. Evet. İyi yayınlar dilemiş bir izleyicimiz daha. Hüküm bakıyorum. İsmi evet Nazlı Doğan. Bizden şimdiden çok destekleri Ulu Kent'imize, bize de şimdiden çok destekleri oluyor. İnşallah muhtarlık adayını kazanacak. Muhtarlığı kazanacak. Bizler daha güvende hissedeceğiz mahallemizi ve kendimizi demiş bir izleyicimiz. Evet. Ulu Kent Mahallesi'nde 30 yıldır yaşıyorum. Sorunların çözülmesini istiyorum demiş. Yenilik ve değişiklik istiyoruz demiş bir izleyicimiz. Evet.
Yine ara ara ben mesajları okumaya çalışacağım. Sizlerin de mesajlarına yer vermeye çalışacağım değerli izleyenler. Ama sorularıma da devam etmek istiyorum. Şimdi mahalledeki sorunlara ne kadar hakimsiniz? Aslında sorduğumuz sorularla da bunu da anlamış olacağız. Ve mahalleyi de biraz daha tanımış olacağız. Biraz daha özele indirelim isterseniz. Taziye ve cami sayısı nedir? Yeterli midir? Ya da şimdi okul camilerimiz, sayısını biraz önce söylediniz evet, zaten. Evet, camilerimiz yeterli bence ama taziyelerimiz biraz yetersiz kalıyor. Mesela Hüsenik'te taziye olduğu zaman bayanlar için taziye göremedim orada. Çünkü Hüsenik'te bir vefat eden bir amcamız vardı. İsmini vermek istemiyoruz. Geldik Sarayaltı Camisi'nde taziyemizi verdik ve sordum arkadaşlar, abimiz Hüsenik'te oturuyor, vefat etti. Dedi Hüsenik'te bayan taziyesi olmadığından dolayı buraya geldik dedi. Ben de bir şey demedim zaten. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hani Hüsenik benim için vazgeçilmez bir mahalle. Ben çünkü tarihi seven bir insanım. Tarihe önem veren bir insanım. Hüsenik'te geldiğim takdirde taziyemizi yapacağız tekrardan. Yani güzel bir taziyevi yapacağız camimize. Kur'an kursu yapacağım. Taziyelerimizi yani fazlalaştırabiliriz. Mesela şeyde de yok. Ulukent Mahallesi'nde de bir taziyevi yapacağım. Öyle bir düşüncem var. Ve Hüsenik'te yerel market açmayı düşünüyorum. Halkım orada akşam olduğu zaman, karanlık bastığı zaman diyor ki bizim bir fırınımız yok muhtarım. Bir kasabımız yok, yerel marketimiz yok diyor. Burası güneş battıktan sonra karanlık bir mahalle oluyor. Yani ben hayalet mahalle istemiyorum dedim. Benim de belediyem başkanımız o gün kim olursa gideceğiz kapısına. Başkanım benim mahallemi canlandırmanızı istiyorum. Ben gerekirse fırını taşın altına koyarız. Yardımcı oluruz esnafımıza. Biriyle kurarız. Kasabımızı kuracağız. Hüseni'yi canlandıracağız. Çünkü orası turizme açık bir mahalle. Şu anda turizm alanıdır orası. Zaten diğer programda da söylediğim gibi Hüsenik'ten yendim şehir yolunu. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlu yaptığı çok güzel bir proje. Ama orayı daha büyük bir canlandırmamız lazım. Çünkü turizme, turistler geldiği zaman gezmesi gereken bir mahalle. Ben orayı geliştireceğim yani. Hem sokakları çok dar. Mesela şunu da söyleyeyim Ceylan Hanım. Şimdi Elazığ bilmez. Hüsenik'te gidelim. İsterse kameracılarla beraber gideriz. Sokağa bir ambulans giremiyor. Bir hasta yani o dakika kalp krizi geçirse ya da bir şey olsa benim ambulans gireceğim bir mahallem yok. Sedye ile vatandaşı yürütecekler, oradan oraya yürütecekler. Mesela o çok zor bir durum. Yani ambulansın girmediği sokaklarımız, yarın yangın çıktığı zaman itfaiyenin giremeyeceği bir sokaklarımız var. Ben şöyle düşünüyorum. Şu anda eski evlerimiz varsa yıkılmaya mahkum, onları yıkmamız lazım. Yeniden yapılıyorsa yardımcı olacağız belediyemizle birlikte. Sokaklarımızı genişletmemiz lazım. Kilit parkı olmayan sokaklar da var orada. Yani vatandaş diyor ki ben rahat etmek istiyorum. Vatandaş diyor ki bugün biz kime oy veriyorsak gelen muhtar bize yardım etmiyor. Mesela 1980 yılında Hasan Çimen vardı muhtarımız. 1980'da Hasan Çimen varmış. 1990'da da Zeki Yıldırım vardı. 2000'de Ali Nergizoğlu. 2015'ten beri de Ayhan Atlan var. Yani muhtarlar mesela geldi geçti diyoruz ama 46 yıldır mahallemize bir çivi çakıldığını görmedim. Çakılmadı mı? Bir çivi. Ben hiç görmedim. Mesela Ciritepe'de Sarıcan'a giderken Sarıcan'dan Ulukent'e yani Hüseniye çıkan minibüslerimizin gittiği yol halen dar sokaklar. Yani yolun genişletilmesi lazım. Minibüsün mesela minibüs geldiği zaman oradan otobüs geldiği zaman dar sokak olduğu için bekleyecekler birbirini. Hüsenik de öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Yollar bazı yerlerde genişletildi, güzel oldu. Belediyemiz yaptı. Ama Ulukent'i canlandırmamız lazım. Bu bizim elimizde. Bu da muhtarın talebiyle alakalı. Tabii ki ben şimdi muhtar olduğum zaman belediye başkanımıza gidip yani söyleyeceğiz yani eksiklerimizi burada not alacağız. Başkanla birebir konuşacağız. Başkan da yapar yani. Şimdi hizmet için orada belediye başkanımız da Elazığ için 43 tane mahalle varsa 43 tane mahalleyi ayırt etmemesi lazım. Yani bugün Şahin Bey'den önceki belediye başkanı Mücahit Yılmaz olsun, Süleyman Semenoğlu olsun, hani kim olursa olsun Elazığ'ın neden Ulukent Mahallesi'ni geride bırakıyorlar? Yani ben böyle bu tarafa doğru bakıyorum. Ataşehir'e doğru bir gelişme var ama Hüsenik, Doğukent, işte Salıbaba, Mornik tarafları hiç gelişmiyor yani. Bak şehir hastanesi şu anda Hüsenik'in içinde. Sanki hiç hastane yok orada. Bana öyle geliyor şu anda. Peki sağlık alanında da biraz konuşalım isterseniz. Sağlık alanında tabii ki şehir hastanesinden bahsettik. Evet. Ama mahalle içerisinde şu an ne durumda ya da bir ihtiyaç var mıdır? Yani sağlık merkezi kurulmasını isteriz.
bir sağlık hocayla kalmamasını, çünkü nüfusumuzun arttığını görüyoruz. Çünkü Ulukent her gün günden güne gelişen bir potansiyel var. Mesela sizle konuşmuştum onu. Seçmen sayısını da konuşmuştuk sizle beraber. Seçmen sayısı şu anda 13.716'ya çıktı orada. Tabii yılbaşından sonra 14.000 de olabilir, 14.500 de olabilir. Ama Ulukent dediğim gibi, yani her türü, her şekilde vatandaş bizden hizmet bekliyor. Sağlık merkezi istiyor. Çocuklara kütüphane istiyorlar. Çünkü kütüphane de gerekiyor. Çünkü kütüphane çocuklarımız için gereken bir şeydir. Çocuklar için sosyal yaşam gereken bir şey. Ben mesela şey düşünüyorum. Yani bu da var. Bugün hastane diyoruz ya, sağlık merkezi diyoruz. Ben yaşlılarımızı takip ediyorum. Otobüs beklerken sıkıntı yaratıyor. Yaşlılar çünkü ayakta duramıyorlar. Ben muhtarlık hattımda yaşlılarımız için araba tahsis edeceğim hastaneye götürme. Kendim birebir götüreceğim. Yani ben bir muhtar olarak kendim de götürürüm. Yani o dakika işim yoksa, şoför yoksa ben kendim götürürüm. Ben yaşlılara çok önem veren bir insanım. Onları götürürüm, sıraya koyarım. Sırada beklerim beraberce, işim yoksa. İşim varsa amcayı oraya indiririm. Tekrar gelir alırım, evine götürürüm. Çünkü biz Ulukent'e bir, yani muhtarlığa değil, hem asayişe, hem bekçiliğe, hem hizmetkar olmaya, onlar için orada olmaya gidiyorum. Yani ben o koltuk sevdası olsaydım zaten, ben hiç seçilmek için oraya gitmem. Çünkü oraya koltuk sevdası için ya da böyle değişik şeyler için hayatta gitmem. Çünkü benim görevim hizmetse, belediye başkanımız gibi nasıl kazanıyorsa, halk ona oy veriyorsa, bana da halk oy veriyorsa, biz de halkımıza oraya seçildiğimiz takdirde hizmet için oradayız. Yani hizmetkar olmaya, aziz milletimize hizmetkarlığa gidiyoruz yani. Bugün onun ifadesini vereyim. Yani ben hayatım boyunca hiçbir zaman kendimi büyük bir insan zannetmiyorum. Gideceğim, görevim neyse yapacağım, 5 sene ise. Ama vatandaş görecek bu hizmet aşkı nasıl olur? Vatandaş zaten 1 yıl içerisinde değil, 6 ayda görür. Yani ben bu saydıklarımı 2-3 tanesini hızlı bir şekilde oraya indireceğim. Vatandaş zaten görecek. 5 sene sonra da ne yapacak? Ben desem oy vermeyin, yine oy verirler. Yani o şekil hizmet olacak ki vatandaş da size inana. Hı hı. Mahalledeki asayiş olaylarını da soralım isterseniz. Şu anki durumu nedir? Çok fazla asayiş olayları yaşanıyor mu? Yani geceleri oluyor tabii ki. Yani bu da mı? Devletimiz gerekeni yapıyor zaten. Sokaklarımızda bekçilerimiz hızlı bir şekilde geziyor. Ama Hüseyinlik'e biraz önem vermelerini istiyorum. Hüseyinlik'teki dağlık bölgeler var çünkü. Orada karanlık yerler var. Yani orada gündüz polislerimiz böyle 2 saat günde 3 sefer bir atsalar devreye iyi olur. Çünkü halkın talebi budur. Halkın bizden talebi. Yani polislerimiz biraz bu Hüseyin'e bir girmelerini istiyorlar. Çünkü varmış demek ki, gençlerimiz rahatsız ediyormuş vatandaşımızı. Yani olmaması gereken şeylerdir. Buradan da gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Bir anne baba olarak çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Ben gerekirse öyle bir projem de olacak. Onu da diğer programda zaten söyleyeceğim. Gençlerle ilgili projelerim var. Ben gençlerimize ne sahip çıkacağım. Projeler? Yani onları elde tutacak, sahip çıkacağımız, yanımızda olmaları için. Yani şimdi açıklamasam daha iyi olur. Diğer programda saklayalım. Hı hı. Çünkü onlar benim için çok önemli diyorum. Gençler bizim yani geleceğimizdir yani. Yani bu gençlere sahip çıkılması lazım ve buradan bütün anne babaya söylüyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımıza sahip çıkmazsak sonradan da üzülürler. Yani iş işten geçer yani. O şekil düşünsünler yani anne baba. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir mesaj var, okumak istiyorum. Evet. Neslihan Çakmak mesaj atmış. Ulukent'te eksiklikler çok fazla. Eren Bey yeniliklere çok açık. Desteklerimiz onunla demiş bir izleyicimiz. Evet, teşekkür ederim. 5 yıldır Ulukent'te oturan, Hüseyinlik'te oturan bir mahalle sakini. Biraz şikayetçi ve sanırım biraz daha hizmet bekliyor diyebiliriz. Evet. Yine dar sokaklardan bahsetmiş bir izleyicimiz. Başarılar dilemiş bir izleyicimiz. Ve sizi muhtar olarak görmek istediğini söylemiş. Teşekkür ederim. Baran Bey mesaj atmış. Vaatlerinizin güzel olduğunu söylemiş ve seçilmeniz ve bu projeleri hayata geçirmenizi dilemiş diyelim. Başarılı olacağına inanıyoruz demiş Duygu Başak. Yine
mesajlar var ama ilerleyen dakikalarda yer bakırız, verelim ve devam edelim sorularımıza isterseniz. Şimdi vatandaşlarla iletişiminiz nasıl dedik? Siz sevdiğinizi söylediniz biraz önce. Bu muhtar seçilmeniz halinde de devam edebilecek mi? Sizle birebir kolayca iletişime geçebilecekler mi? Bu konuda mesela neler düşünüyorsunuz? Şimdi Ceylan Hanım, biz muhtar olduğumuz takdirde yani cep telefonumuz kapanmayacak. Şimdi biz oraya hizmet için gideceğiz. Ben vatandaşım her zaman söylüyorum, Eren Çelik değişmeyecek, Ulukent değişecek. Bazıları diyor ki işte muhtarım, siz de diğer muhtar gibi ya da diğerleri gibi değişmeyeceksiniz değil mi? Ben dedim ki ben değişmem. Ne değişecek orada? Ulukent değişmesi lazım. Halkım, siz mahalleyi değiştirmenin peşinde olacağız. Yani ben değişmeyeceğim. Benim yerim aynı. Benim konuşmam aynı olacak size. Ve size bu konuşmuş olduğum her şey 5 yıl boyunca olacak. Ve 5 yıldan sonra da göreceksiniz. Tekrar beni seçerseniz devamı da gelecek. Yani öyledir. Şimdi ne olursa olsun bir insan sözünü tutmazsa 5 yıl sonra kaybeder. Ben zaten vaatlerim arasında her zaman söylüyorum. Ben bunları yapacağım. Halkıma söz veriyorum. Buraya da geldiğim için bu canlı yayında konuşmamın amacı da şudur. Bura kayıtlıdır. Biz yapmadığımız sözü vermeyeceğiz. Boş vaat vermek yok. Bunlar yapılacak şey. Yani vatandaşı hiç kandırmanın da bir anlamı yok. Vatandaşım zaten 46 yıldır Ulukent'e çivi çakılmayan Ulukent'e yani gelmişiz, bugün konuşuyoruz. Yani Ulukent'i değiştirmek eğer istiyorlarsa sandığa giderken bir daha düşünsünler. Yani 4 tane aday var. Herkesi de düşünsünler. Her adayımızı da dinlesinler. Her adayımızı da masaya koysunlar yani. O şekil oy kullansınlar. Ben hiçbir vatandaşımdan şu ana kadar bana illa oy ver diye hiç söylemedim. Dedim ki 4 tane adayız. Hepimiz de kardeşiz. Orada olacağız. Siz de iradenizi kullanacaksınız. Oy vereceksiniz bize. Ama düşünerek oy verin. Kararınızı öyle verin. Çünkü orası çok önemli. 1 saat sonra ya da 2 saat sonra sandıklar açıldığı zaman üzülmeyelim. Ona göre sandığa sahip çıkalım. Ben halkımdan, aziz milletimden tek bir şey istiyorum. 46 yıldır mahallemize, çivi çakılmayan mahallemize ona göre oy kullansınlar. O soğukta oy kullanmaya gidecekler. Sabah uyanacaklar. Herkes bir sevinçle kalkıp sandığa gidip bu kağıt parçasını alıp zarfa koyacaklar. Yani o şekil oy kullanırken çok dikkat etsinler. Çünkü oy demek, rey demek bir namus demektir. Yani oyunu değiştirmesinler. Kime oy veriyorsalar kararını öyle versinler. Son gün değil. En az bir aydan düşünsünler, son kararını bir ayda versinler. Yani muhtarını belirlesinler kafasında. Çünkü muhtar dediğiniz zaman her zaman diyorum, mahalleyi değiştiren adamdır. Bakın belediye başkanı, Elazığ belediye başkanı olacak. Ben mahallemin başkanı olacağım. Belediye başkanı tek konuşan insan olacağım. Çünkü halkın sesi olmaya gidiyorum. Sesi olmayanın sesi olacağım. Çok önemli yani. Vatandaş diyecek ki muhtarım, başkana bizim dileklerimizi ilet, başkana bunu dilet. Şimdi biz kaldırım olmayan yerde kaldırım yapacağız. Yol olmayan yerde yol yapmaya çalışacağız. Ve çeşmeler mesela, ben bu çeşmeyi de unuttum. Bunu da size söyleyeyim Celal Hanım. Çeşme çok önemli. Çeşmeye gidiyorlar. Çeşmede su yok. Soğukta bekliyorlar. Yani yarım saat 40 dakika çeşmenin önünde bekliyorlar. Geçen programda göstermiştim. Ya çeşmede beklenir mi ya? Çeşmeye musluğunu açtın mı su gelecek. Vatandaş gidiyor yarım saat 40 dakika orada su bekliyor. Tanımadığı insanla muhabbete başlıyor da. Muhabbet öyle başlıyor. Ya diyor bu çeşme niye gelmiyor? O diyor ki belediyeden kaynaklı. O diyor muhtardan kaynaklı. Şimdi bir mesaj daha var. Mahalleye ATM istiyoruz diye bir mesaj var. Ama zaten bunu geçen programda da konuşmuştuk. Zaten muhtar adaylığı konusunda siz bu şekilde karar vermiştiniz. Böyle bir vaadiniz var. Aynen. En önemlisi ATM'dir orada. Çünkü ATM şöyle bir şart demiştim. Minibüse binecek. Adamın cebinde parası yok. Parası yoksa ATM olmazsa da oradan parayı çekemez. O da var. Bir de akbil yükleme, hao fark eden bir şey yok. Otobüse binerken akbili olacak, yükleme yeri ve banka ATM'si olacak orada. Benim görecekler, mesela Osman Erbaş Bulvarı var orada. Ulukent mahallemizin en büyük kavşağıdır. Osman Erbaş Bulvarı'nda ATM olacak, Hüsenik'te bir tane olacak. Çünkü Hüsenik'te mesela yani koymamın amacı Hüsenik bir merkezdir yani. Otobüsün en son döndüğü, kavşağın olduğu yer, hastanenin döndüğü yer Hüseyin'in göbeğidir. Hüseyin'i unutmamak lazım yani. Hüseyin sanki tarihe gömmüşler yani. Çünkü niye diyeceksiniz? 46 yıllık mazisi değil, 400 yıllık bir mazisi var oranın. Köydü çünkü orası. Elazığ yokken Hüseyin vardı. Hüseyin'e sahip çıkamıyorsak bence Elazığ'a sahip çıkmıyoruz. Ben öyle söyleyeyim yani.
Muhammed Eren abime çıktı, bu yolda başarılar diliyorum demiş. 20 oyumuz var, hepsi Eren Çelik'e demiş. Teşekkür ederim Muhammed kardeşimize de. Bizler de. Şimdi son dakikalara girerken ihtiyaç sahibi vatandaşlarla da bir araya geleceğinizi ve dernek kuracağınızı söylediniz. Evet. Bu şekilde iletişime geçeceğinizi söylediniz. Son dakikalar içerisinde vatandaş size neden oy versin? Bir de bunu konuşalım isterseniz. Yani biraz. Diğer programda da söylemiştik zaten. Şimdi mesela bu fotoğrafı mı önce anlatayım yoksa? Böyle anlatabilirsiniz, sonra devam edelim. İşte şöyle, fotoğraftaki gibi ben yaşlarımızı çok seviyorum. Her eve gittiğim zaman yaşlarımızın elini öper, onları severim. Bana oy vermelerinin sebebi şudur. Hizmet istiyorlarsa, Ulu Kent'i değiştirmek istiyorlarsa, Ulu Kent'e artık daha bir şeylerin olmasını istiyorlarsa Eren Çelik'e oy versinler. Eren Çelik gerçekten yapabileceğine inanıyor ve Ulu Kent'i değiştireceğine de inanıyor. Ulu Kent halkı gerçekten görecekler. Yani bir insanı denemeden anlayamazsınız. Ulu Kent Mahallesi beni belki bazıları tanır, bazıları tanımaz. Ama şunu bilsinler ki Ulu Kent'i değiştirecek kişiyim. Ben saydım, 1980'dan bugüne geri geldim. 2024 yılına geldim. Zaten bir hafta sonra yeni yıla giriyoruz. Herkes de yeni yılı şimdiden kutlu olsun diyorum. Allah bir daha bize böyle bu yılda depremi gördük. Bir daha görmek istemiyoruz zaten Elazığlı olarak. Ama Ulu Kent halkı da görecek. Esnafımız da görecek. Herkesin derdine derman olacak bir muhtar olmaya gidiyoruz. İnşallah da bir dahaki sefere programımıza muhtar olarak da çıkmak isterim yani. Peki 4 tane aday var dediniz Ulu Kent Mahallesi'nde. Sizi diğer adaylardan ayıran özelliklerin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Vallahi şu anda öyle bir düşüncem yok. Şimdi şöyle diyeyim sana. Muhtar adaylarımız hepsi de benim için bir aynı. Yani aynı gözle görüyorum. Muhtarlarımız, bayan muhtar adayımız var. Kendisi. Sizin farkınız nedir? Onları benim farkım anlatmıyor. Şu, ben kendime inanıyorum. Buraya çıktığıma göre, vatandaşımı karşısına çıktığıma göre aziz milletime. Ben inandığım için buradayım. Vatandaşıma yapabileceğimi göstereceğim. Görüyorlar zaten. Ben burada esnaf ziyaretlerimi de yapıyorum. Esnaflarla da birebir konuşuyoruz. Esnaflar zaten diyor ki, inşallah siz gelirsiniz. Hiçbir muhtar bizi böyle gezmedi. Hiçbir muhtar bizim böyle kapımıza gelmedi. Gerçekten de geziyorsunuz. Her şeyde görüyoruz seni. Bu noktada söylediğiniz önemli aslında. Çünkü muhtar adaylarını vatandaş tanımalı ve o şekilde aslında biraz daha bilinçli karar vermesi gerekiyor. Bu noktada Aynen. Sizler belki iletişime geçemezsiniz. Vatandaş ziyaretlerinde denk gelmeyebilirsiniz. Ama sonuç olarak 5 yıl boyunca muhtar sizlere hizmet edecek, vatandaşlara hizmet edecek. Ve o hizmeti sağlayacak kişiyi de seçerek, tabii ki takip ederek, tanımaya çalışarak o şekilde oy verilmesi çok daha sağlıklı olacaktır dediğiniz yani, gibi. Yani şimdi sizler de kendinizi tanıtmak adına çalışmalar yapıyorsunuz. Burada yani da biz tam hızla gidiyoruz. Yani gümbür gibi geliyoruz Ulu Kent Mahallesi'ne. Allah nasip ederse o gün de 31 Mart'ta da görecek vatandaşım. Biz aziz milletimize ne yapıyorsak onlar için yapacağız. Ben çünkü benim mesela babam Palo'lu, annem Tunceli misal. Ben ne Tunceli'ye bir yatırım yapacağım ne bir Palo'ya yatırım yapacağım. Ben sadece Ulu Kent'e yapacağım. Çünkü ben muhtar olarak Ulu Kent Mahallesi'nde oturuyorum. 25 yıldır o mahalleye hizmet için geleceğim. Çünkü ben yani bazı laflar geliyor tabii ki bize. Biz onları görmek istemiyoruz. Biz temiz siyasetle gideceğiz. Siyasetin en güzeli duymamaktır. Yoluna devam etmektir. Biz ne olursa olsun vatandaşımıza el sıkışacağız. Her eli tutacağız. Hiçbir eli bırakmayacağız. Bize uzatılan el de olur, uzatılmayan el de olacak. Ama ben vatandaşımdan şunu da söylüyorum. Bize ister o gün kazandığımız zaman oy veren, vermeyen hiç fark etmiyor. Biz herkese hizmet edeceğiz. Yani o şekilde gideceğiz yani. Muhtarlık ofisleri ile alakalı bir konuşalım isterseniz. Çünkü aynı alan içerisine siz ATM kurulmasını da düşünüyorsunuz. Böyle bir çalışmanız aslında bu şekilde yapmak istiyorsunuz. Mümkün olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açmak istiyorum. Muhtarlık ofisi bu anlamda mesela hizmete ne kadar yeterli? Yani şimdi benim şu anda mevcut muhtarımızın yeri var. Tam karakolun karşısında kendisi. Ben orayı postane yapmayı düşünüyorum. Benim projelerimin arasında orayı postaneye bırakacağım. Benim Hüseyinlik'te taziye yerim var şu anda. Eskiden PTT'ydi orası. Kendisi o binamız PTT'ydi. Ben o binada oturup, yani geçici süreçte oturacağım tabii ki. İlk hizmetimizi orada yapacağız vatandaşımıza. Hüseyinlik'te muhtarlık yerini kuracağız. Eski muhtarlık yerimizde PTT ile paylaşacağız. Ve banka temesinin bir tanesi de orada PTT şubemizin olacak. Zaten Ziraat Bankası'nı da düşünüyoruz.
Osman Erbaş Bulvarı'na düşünüyoruz. Orası büyük bir kavşak olduğu için o kavşağın orada olması lazım. Çünkü bütün Ulukent Mahallesi tam orta göbeğidir. Orada daha iyi olur benim için. Zaten taziyelerimizi de genişleteceğiz o yüzden. Ben Hüseyinlik'te kalmayı düşünüyorum. Eski tarihi bir bölgedir. Hüseyinlik'te muhtarın yeri olmasını talep edeceğim belediyemizden. Orada bir yerleşim alanı kuracağız Allah nasip ederse. Ve marketlerimizi genişleteceğiz orada. Dediğim gibi kasabı, fırını katmaya çalışacağım. Ulukent Mahallesi'ni de güçlü bir şekilde ismini değiştireceğim. Bu talebim vardı zaten. Ulukent Mahallesi'ni tekrardan Hüseyinlik Mahallesi diye haritaya yazmak istiyoruz. Çünkü ben Hüseyinlik'i çok seviyorum. Hani halkım da istiyor. Hüseyinlik belediye başkanımızla konuşup tekrardan Hüseyinlik olmasını istiyoruz. Mahallemizin adını. Sizce muhtarların mahalle için önemi nedir? Yani sesidir. Yani şöyle, ne olursa olsun muhtarın haberi olur. Muhtar sessiz kalmaması lazım ne olursa olsun. Konuya hemen gitmesi lazım bu konuya. Şöyle diyelim, mesela belediye bir şey söylediği zaman muhtar duyar. Herkesten önce, halktan önce duyar. Ama muhtar duyduğu şeyi yapması lazım. Halka birebir, yüz yüze. Ben onu yapacağım zaten. Ben halka direkt dürüstçe doğruyu anlatmaya, doğru yolu göstermeye varım. Muhtarlıkta da en iyisini yapmaya varım. Zaten ben her zaman dediğim gibi iyi çalışırsanız her şey kolay olur. Çalışamazsanız hiçbir iş zor olur yani. Çalışacaksınız ki kolay olsun. Ama vatandaşa doğruyu konuşacaksınız. Ne olursa olsun doğruyu söyleyeceksiniz. Yoksa yok, varsa var. Aslında şöyle de düşünmek gerekiyor. Siz zaten bir dönem için değil, iki dönem için adaysınız. Evet. Ve bu yönüyle de aslında ilk dönem çokça çalışma yapacaksınız ki ikinci dönemde de aday olmaya karar verebilirsiniz. Aynen, kendimizi göstermemiz lazım halka. Sevdirmemiz lazım halkımıza. Mesela dedim ya, ücretsiz sünnet düğünü yapacağız. Dut festivali yapacağız Hüseyinlik'te. Çocuklar için yani gerekse sosyal yaşamı oraya getirmeye çalışacağım. Ulukent Spor Kulübü'nü kuracağım onlara. Çünkü gençleri bir halka kazandırmamız lazım. Yani mahalle olarak güçlü bir mahalle olacağız. Ben 43 tane mahallenin birinci sırasına geleceğimi buradan halkıma, aziz milletime söz veriyorum. Gerçekten Elazığ'ın bir numaralı mahallesi olmaya hazırız. Bu da bizim de olacak. Benim azalarımla birlikte, güçlü bir kadroyla birlikte Ulukent'e geliyoruz ve azalarımla birlikte çalışacağız. Ben tek çalışmayacağım. Ben değil, biz kazanacağız. Her zaman yolumuz o. Dedim ya, mahallede izimiz, size karşı yüzümüz olacak. Çünkü bir muhtarın bir mahalleye bir faydası yoksa mahallede izi olmaz. Çıkamaz o vatandaşın karşısına, çıkamaz. Yani şimdi ben hizmet yapmadığım zaman vatandaşla karşılaşamam ki, evden dışarı çıkamam. Güzel, güçlü bir kadromuz var. Halkımız bunu görsün. Halka söz veriyoruz. Hep beraber 8 tane azayla söz verdik biz buna. Bu yola çıktık. 31 Mart'ı sabırsızlığa bekleyen de bir halkım var. İnşallah da o gün nasip olursa, kazandığım takdirde tekrar sizinle beraber halkıma buradan muhtar olarak konuşacağım. Son dakikalar içerisindeyiz. Birkaç mesaj okumak istiyorum. O evet. Şekilde bitirelim. Başarılarının devamını diliyor. Kazanacağına gönülden inanıyorum demiş Aytekin Çelik. Teşekkür ederim. Eren kardeşime öncelikle başarılar dilerim. Kutsal görev olan muhtarlık seçimlerinde kendisine başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olduğunu söylemiş kendisi. Yine başka biri, Eren abi başarılar dilerim demiş. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyoruz. İbrahim Akpınar demiş. Şimdi çok fazla mesaj var. Tabii ki hepsini okuyamayacağım. Yani, çok da az bir süremiz kaldı. Son sözlerinizi alalım, o şekilde bitirelim. Yani öncelikle her zaman dediğim gibi, inşallah Allah bugün nasip eder. Halkımıza hayırlısıysa olsun, hayırsızsa hiç olmasın. Çünkü o nasip işidir. Seçmene buradan bir seslenin isterseniz. Yani seçmene şöyle seslenmek istiyorum. Yani Eren Çelik'i artık bir köşeye koysunlar. Desinler ki böyle bir muhtar adayı var. Çıkmış bir yola. Bu bir genç bir muhtar. Bize neler yapacağını anlatıyor. Biz buna bir şans verelim. Bu muhtarımıza bir oy verelim. Ben bugüne kadar vermiş olduğum muhtarlara benzemez. Eren Çelik değişik bir insan, değişik bir yüz geliyor. Ulukent için 2024 yılı da inşallah hayırlı olacak. Vatandaşımıza iyi hizmet için orada olacağız. Allah nasip ederse görecekler. Kazanmadan, kimseyi denemeden bilemezler. Bu genç arkadaşa bir şans versinler diyorum. Allah nasip ederse de görecekler. Bu arada bizlere yayına çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Başta Arif Bey olmak üzere. Kanal 23 ailesine de çok teşekkür ediyorum. Tekrardan inşallah yine görüşeceğiz.
İnşallah da güzel projelerle geleceğiz. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve çıktığınız yolda başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler, Bir Seçime Doğru programının sonuna geldik. Ulukent Mahallesi Muhtar Adayı Eren Çelik bizlerle birlikteydi. Kendisini ve projelerini dinledik. Bir başka Seçime Doğru programında yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.